bugün sabaha karşı saat 2 civarlarında Zuffenhausen'de bir kundaklama olayı oldu. Ve sabaha karşı olay yerine ilk gelenlerden birisi Sayın Başkonsolosumuz buradaydı. Ve binadaki oturanlardan ve yetkili kişilerden bilgi aldı. Biz de Sayın Başkonsolosumuza bir kendi ağzından bir bilgi alalım. Efendim merhabalar, öncelikle geçmiş olsun diyoruz Türk halk adına. Sizden kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Geçmiş olsun tabii. Öncelikle burada yaşayan, bu binada yaşayan 10 aileden 9'u Türk. Ailelerimize çok şükür bir şey olmamış. Şu anda kendileriyle de beraberiz. Olay hakkında bilgi aldım. Ailelerimizin herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici bir olaydır. Kendilerinin bir ihtiyaçları var mı yok mu diye derhal olay yerine geldik. Kendileriyle görüştük. Aynı zamanda polisten de ön bilgi aldık. Tabii vahim olay. Stuttgart'ın neredeyse merkezinde birileri gelip bir binayı ateşe vermeye çalışıyor. İnsanları öldürmeye çalışıyor, yakmaya çalışıyor. Polis burada gerekli incelemeleri yapıyor. Tabiatıyla biz de başkonsolosluk olarak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yapılan incelemenin sonuçlarını öğreneceğiz. Ama dediğim gibi burada en mutluluk verici durum şu anda ailelerimizden herhangi bir can kaybının olmaması. Bundan sonraki gelişmeleri izleyeceğiz. Peki efendim, şüpheli olarak gözüken veya yakalanan veya herhangi bir kişi var mı? O konuda bir şey söylemek için erken. Polis mutlaka gerekli açıklamayı yapacaktır. Gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra bu bilgileri bizle de paylaşacaktır. Polisle zaten bu konuları ayrıntılı olarak görüştük. Yakından takip edeceğiz. Polisin yapacağı açıklamaları yakından takip edeceğiz, izleyeceğiz. Ailelerimize büyük geçmiş olsun diyorum tekrar. Bu binada oturuyoruz, 3. katta. Gece saat işte 3.30-4 civarlarında polis tarafından kaldırıldık. Yani evde, binada yangın var diye. Biz de o heyecanla dışarıya çıktık. Aşağıya bizi şey yapmadı. Buradan mı başlıyor efendim olay? Yangın buradan başladı. Bir de merdiven ağzı var. Giriş kapısı. Evet. Kapı demir kapı olduğu için içeri giremediler. Yanında çöp kovası vardı. Onu yaktılar. Yani çöp kovasını ve burada yok, lastik falan mı yakmışlar? Burada lastikler vardı. Evet, lastikleri tutuşturuyorlar. Lastikleri tutuşturuyorlar. Fakat bu binanın yerde olan çöplerini atmamız için şey var, çöp kovası vardı. Evet. Onu da yaktılar. Sadece orayı yakmakla kalmadı. Bir de ileri tarafta NATO kalfı vardı. Onun da kenarında ateş yaktılar. Artık bilemiyorum bu kasıtlı bir olay mı değil mi diye. Bir şey söylemek şu anda ergen. Evet, araştırmalar devam ediyor. Ama Allah'a şükürler olsun, yani böyle bir panik yapıp da milletimiz yaralanmadı veya yanmadı veya dumandan zehirlenmedi. Bu halimize de şükürler olsun yani. Yapılacak bir şey değil. Arkadaşlarımızın, bizim başımız bize geçmiş olsun diyeyim yani. Peki binada kaç tane Türk ailesi oturuyor? Abi bildiğim kadarıyla 9 tane Türk ailesi, bir tane bir Roman Alman olarak burada oturuyorlar. Aşağı yukarı 50'nin üzerinde bir nüfusa sahibiz burada.